Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Yağmur 510 pat sürdüğünüz zaman gaz yemiyor. Barata VS'yi kontrol ettik. Bir şey yok. Ya enjektör ya pompada arıza olduğunu düşünüyoruz. Önce pompayı deneyeceğiz. Ardından da enjektör deneyeceğiz. Hangisi bozuksa onu takacağız. Bunu şimdi 1'e 2, 2'den 3'e alınca gaza basıyorsun, yavaş yavaş yükseliyor. Bakalım ne çıkaracak. Önce depo vidalarını buradan sökeceğiz. Ardından da buradaki civataları çıkaracağız. Burada enjektör vidasını da çıkaracağız. Pompanın üzerindeki civatayı ne gerekiyorsa çıkaracağız. Şu hafifliği de çıkaralım. Daha kolay olsun işlem. Biraz da hava vurarım. Şuraya epey kirliymiş. Ondan sonra 12 anahtarla bunu sökeceğiz. 17 ile bunu sökeceğiz. Allianz var. 5 no ile bunları çıkaracağız. Yeni pompayı takıp deneyeceğiz. Bakalım arıza ne çıkacak. Beş no alyansı da getir. Altıyı da. Bunun içinde en üstte yay ve madot geri dönmesin diye bilyalı misket şeklinde top var. O düşmesin diye, içindeki misket düşmesin diye bu şekilde takıp bir kenara koyarsınız. Tamamdır. Takım ezbere çekme, yoksa beğenmiyorlar kameramanı. Yorumlarda ediyorlar. Bu işte eğitici iştir. Bu yüzden daha dikkatli olmak lazım. Eğitim verirken. Madot pompası sökümü ilgili videom yoktu. Çok da sordular. İşte madot pompasını söküyoruz. İşte madot pompasını söktük. Bakın burada içi tarafta şöyle çatal var. Bu şekilde geçiyor. İşlemi tamamlamış oluyorsun. İçerideki çatalı takarken içerideki çatal dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi madot pompayı deneyeceğiz. İşte gördüğünüz gibi burada çatal var. Pompadaki uç buraya geçecek şekilde takıyorsunuz. İşte o pozisyon aynen ortada duruyor. Bir de orta kısmını ayarlayıp takacağız.
Bunun pompanın 3 civatası var. En kısasını silindir tarafa takıyoruz. Kapat. Buraya kadar tamamladık. Şimdi motoru bu şekilde çalıştırmaya deneyeceğiz. Olmazsa bir sefer enjektöre geçeceğiz. Pompanın nasıl takıldığı konusunda işlemi bitirdik. Lombardi'nin motora orijinal Antor marka pompayı taktık. Parçayı takarken dikkat edin. İçinde misket gibi top var. O aşağıya düşmesin. Bir tane yoğurtumun cıvatasını da taktık. Şimdi sıra geldi. Havasını almaya. Genelde bazı motorları alıyor ama boruyu takmadan biz de dene alalım. Boruyu takıp işi sağlayalım. Arkasına geliyorum. Şimdi havasını alıyoruz. İşte mazot geldi şu anda. Bu da hava alınmış sayıda azot da koyu. Şimdi bunun havasını alacağız.
kompresör mandalını kulbütörü basıyorum. Mazot gelene kadar bu şekilde basıyorum. Tamam. Şimdi çalıştı. Arkadaşlar böylece pompanın nasıl takıldığını görüntüledik. Ama pat pat da güç düşüklüğü halen dahil yarın silindir kapağını açıp bakacağım ne olmuş diye. Bunun sahibinin bir akrabası var. Her elinde geçtiğinde damper yani pat patı kasasını eğiyor. Bazen uzar bumun dayandığı yere düzüyor. Arka tarafı eziyor. İki pat pat o şekilde bozdu. Bu sefer emanet yine emanet verdi. Ondan sonra pat pat çekmemeye başlamış. Baratası kontrol ettik. Mazot pompasını kontrol ettik. Mazot sesini kontrol ettik. Sıra kaldı. Piston enjektör memesi. Bakalım arıza ne çıkacak? Ne çıktığını bulduktan sonra sizi bilgilendireceğim. Bundan sonra videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.